ayrılığın öyküsüyle geldik bugün ekranlarınıza. 23 yaşında olan Fahriye, 8 ay önce üniversite yıllarında tanıştığı ve evlilik hayalleri kurduğu Ömer'i nihayet annesiyle tanıştırmıştı. Fahriye'nin babası ise bu beraberlikten habersizdi. Ömer ise evlilik konusunu ailesine açtığında annesi şiddetle karşı çıkmış, sana hakkımı helal etmem, ben seni babanın arkadaşı Selim amcanın kızı Nur ile evlendireceğim. Bizim ailemize gelin olarak o yakışır demişti. Ömer'in ailesi 3 ayın içinde tüm hazırlıkları yapmış ve Ömer'i Nur ile evlendirmişti. Bu süreçte Ömer Fahriye'ye bir mesaj atmış ve başkasıyla evleneceğini söylemişti. Böylece Fahriye'nin hayatında hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmamıştı. Kendini eve kapatan, sürekli uyuyan, hayata karşı isteksiz ve mutsuz olan Fahriye artık adeta yaşayan bir ölüye dönmüştü. Eskiden yaptığı hiçbir şeyden zevk almıyor, eskisi gibi iştahla yemek yemiyordu. Bu yüzden son iki ayda tam 8 kilo kaybetmişti. Hareketleri daha da yavaşlayan Fahriye kendini uykuya vermişti. Annesi kızının bu durumuna çok üzülüyor ve ona yardım etmek istediğinde Fahriye benden hiçbir şey olmaz diyerek annesinin yardım taleplerini reddediyormuş. Evet, bakalım bugün Fahriye'nin ruh hali için uzmanımız neler tavsiye edecek? Adım adım insan başlıyor. Efendim adım adım insana hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine güzel bir konuyla ve konukla sizlerle birlikteyiz. Yine terapi tadında olacak bu bölümümüzde. Ve girizde, girizgahta bir öyküyle başlıyoruz hep adım adım insanda. Bugün de öykümüz bir depresyon öyküsü. Tabii bunun detaylarına ineceğiz, tedavisini anlatacağız, vaka analizimizi yapacağız. Ve bugün depresyondan kurtulmanın yollarından bahsedeceğiz. Bu konudan müzdarip olanları adım adım insan Instagram hesabına bekliyoruz. Ve bugün kendisini ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyduğum sevgili hocam Profesör Doktor Hakan Türkçapar. Hocam bir Merhaba. psikiyatristle depresyonu konuşmak benim için çok mutluluk verici. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Ee, benim için de e, sağ olun. E, i̇yi bir konu. E, yakınlarda işte depresyonla ilgili de yeni bir çalışmam oldu. E, bu vesileyle e, depresyonu ele almanız da bence çok yerinde, yerinde olmuş. Evet. Aslında depresyon e, kitabı. Evet, Değil depresyondan mi? çıkış yolu. Çıkış yolu. Ee, daha çok kişilerin e, okuyup, kendi kendilerine faydalanabilecekleri bir e, kitap olmasına çalıştım. E, hem depresyonla ilgili bilgisini arttırmak isteyenleri e, sesleniyor kitap. Hem depresyon e, böyle ciddi boyutta olmasa da bir takım sıkıntıları, üzüntüleri, depresyon benzeri e, belirtileri olan kişilerin okuması için hem de böyle bir e, konuyla ilgili bir tedavi altındaysa bir ilaç ya da terapi almaktaysa kişi yardımcı bir destek olarak kullanabileceği bir kitap yazmaya çalıştım. Evet. İnşallah ve tabii ki okurlarıyla buluşacak. Evet. ben şimdi iş güzellik yapıp ben getirecektim unuttum Hocam. maalesef. Evet. Şimdi bunu telafi etmemiz lazım. Bir sonraki programda hocamın depresyondan çıkış yolu. Evet. İşte bu kitabı üç kişiye hediye edelim hocam. Tabii Sizi memnuniyetle. Zaten biz her ayarlıyoruz. O yüzden Tabii, sözümüz olsun sevgili izleyenlerimize de. Böylelikle, İmzalı olarak. Hocamın kalemine de. Hocam bu arada inşallah şifa olsun tüm gönüllere. Hayırlı olsun diyelim biz de adım adım insan olarak. Peki hocam vakamızdan mı girsek yoksa şöyle bir depresyonu konuşsak. Çok şey klişe değil mi depresyon? Hı -hı. Depresyondayım. Hı -hı. Aa sen depresyondasın gibi. Çok evet. da kolay halk arasında evet. tanıyı da biz hemen koyu veriyoruz. Ne bu depresyon? Öyküden de çıkabiliriz yola. Ben size evet. bırakıyorum. Şimdi depresyon aslında üç şey için kullanılabilir. Hani bir tanesi bir ruhsal olarak durumumuzu anlatmak için. Yani hepimizin zaman zaman hissedebileceği kendimizi mutsuz, üzgün, karamsar, çökkün hissettiğimiz durumlar için. Bu bir rahatsızlık değil dediğim gibi günlük hayat içinde bir duygusal durum, dalgalanma diyebiliriz. İkincisi depresyonun bir belirti olarak anlatılması çeşitli rahatsızlıklarda ek bir belirti gibi olabilir. Yani bir diyelim işte duygu durum bozukluğu içinde bipolar dediğimiz iki uçlu duygu durum bozukluğunda görebiliriz. Bunun yanı sıra pek çok ruhsal rahatsızlıkta bir belirti olarak yer alır. Üçüncü kullanımı ise depresyon adını verdiğimiz başlı başına bir e, bağımsız bir rahatsızlık. İşte e, belli belirtiler varsa belli bir yoğunluğu aşıyorsa e, majör depresyon dönüyor veya şiddetli depresif nöbet diyoruz. Bu tarz durumları anlatmak için de kullanıyoruz. Şimdi e, bu üçü arasındaki ayrımı şöyle diyebiliriz. Eğer e, yani bir rahatsızlık düzeyindeyse, bir kere daha yoğun bir şekilde hissediyor kişi, daha şiddetli hissediyor. Daha sık hissediyor, daha uzun sürüyor. Kişide bir ızdıraba, onda bir rahatsızlığa yol açıyor ve kişinin ailevi, sosyal, toplumsal, arkadaşlık ilişkisi, iş hayatı her şeyini artık etkilemeye başlıyor. Yani her yerde kendini göstermeye başlıyor. Bedensel olarak onu etkiliyor. İştahını, uykusunu, yemesini, içmesini etkiliyor enerjiyi etkiliyor. Halsizlik, yorgunluk, kolay yorulma, enerji azalması yapıyor. Bunun dışında dışarıdan bakıldığında kişi durgun, az konuşan, az hareket eden hale geliyor. Hatta çoğu insan da zaten onu dışarıdan fark eder. Yani ya sen böyle değildin ne oldu? Durgunlaşmışsın gibi. Bu tabii e, tekrar altını çizeyim hani anlık bir durgunluk değil yani böyle ne kadar sürmesi e, gerekiyor bu saydığınız özellikleri. Hani depresyona özellikle. girdim çıktım Hı. hani sabahleyin depresyondaydım öğleden sonra çıktım, çıktım gibi oluyor. olmuyor. Günün tamamına yakın hakim olması gerek Hı. ve en az bir 15 gün süreyi geçmesi gerek. Yani şöyle bir bakıldığında e, çoğunlukla kişinin hani kendini öyle hissetmesi gerek. Yani bir terazinin kefesine koyduğumuzda hani iyi olunan anlar kötü olunan anlar. Kötü olunanın ağır basması gerek. Çoğunluğu onun oluşturması gerek. Bu önemli. O zaman şunu biliyoruz biz. Hı hı. Yani e, bir olay yaşadığımızda üzgün hissedip 2-3 saat ağlayıp akşam kalkıp normal hayatımıza evet. devam ediyorsak bu bir depresyon değil. Depresif duygu durumunu evet. yaşadık ama hayatımıza evet. tekrar adapte olduk. Evet. Bu depresyonda olduğum anlamına gelmez. Yani. Değil mi? Çünkü e, şimdi duygusal tepkiler e, yani olumlu ve olumsuz olarak bizde var olan normal bir takım özelliklerimiz. Yani nasıl ki işte duyu organlarımız var bir şeyler çevremizde olduğunda görüyoruz bu normal bir şey bir şeyler olduğunda duyuyoruz bunu algılıyoruz normal bir şey İç dünyamızda da bu tür çeşitli belirtiler olur doğal bir şey ve iç dünyamızdaki o duygusal alandaki farklı farklı duyguların hepsi sağlıklıdır yani olumsuz duygular da sağlıklıdır olumlu duygular da sağlıklıdır ama gerek olumlu duygular gerek olumsuz duygular bazen sağlıksız hale gelebilir. Süresi uzayabilir, şiddeti artabilir, işlevlerimizi etkilemeye başlayabilir. Yani bizim davranış olarak ve bedensel olarak ve ilişki olarak olumsuz yönde etkileyebilirse o zaman artık bir sorun haline gelmiş oluyor. Hı hı. Dikkatinizi çekeyim hani olumlu duygular da sorun olabilir. Aşırı kendini iyi hissetmek de iyi bir şey değil o da Uçta taşkınlık mutluluk. dediğimiz hı hı hı. durum. Orada da mani'den belki bahsedebilirim. Evet, o tabii depresyonun tam tersi, bir aşırı kendine güven, her şeyi yapabilecekmiş gibi hissetme, aşırı konuşma, araya girilemeyen bir konuşma ve üstelik de daldan dala, yani gördüğü her şey üzerine hemen bir konuşmaya başlama, efendim uzun telefon konuşmaları, herkesle gayet samimi olma, hemen tanıştığı bir insanla sanki 40 yıllık ahbapmış gibi bir takım girişimlere girme tabi depresyonun tam zıttı gibi ama her ikisi de tabii e, zararlı. Yani zararlı derken kişiye acı yaşatabiliyor, çevresine acı yaşatabiliyor, yıkıma yol açabiliyor. Onun dışında e, mesela mesleki hayatı kötü etkilenebilir, işine gidemeyebilir veya işinde başarılı e, olamayabilir. Konsantrasyon tam tersi hocam. E, işte bir taşkınlık dönemi olduğunda Yersiz iş girişimlerinde bulunabilir, hmm. iflas edebilir, aşırı parayı harcayabilir. Hmm. Depresyon döneminde de tam tersi bir fakirleşme korkusu, kendini böyle her an işte her şeyini kaybedecekmiş gibi hissetme ve bir küçülme, daralma. Hmm. Hiçbir şey yapmama hali. Zaten özgüven eksikliği kendini Tabii. yetersiz. Kendini bulma. değersiz görür, yetersiz görür maalesef depresif kişi. Hı hı. Yani buradaki yetersizlikle kastettiğimiz şey şu değil. Kişinin aslında hani pek çok yaptığı şey varken bunların hiçbirini önemli görmeme. Hani onlar sanki şans eseri yapılmış ve artık yapılamazmış gibi görmesi. Kendine güven azalınca da ne oluyor? Hiçbir konuda karar veremez hale gelir. Gündelik hayatla ilgili de karar veremez ve geri çekilir. Bir şeyler yapmamaya başlar. Hı hı. Bu da önemliydi. Hocam, görünme görülme sıklığı şu an ülkemizde. Yani şimdi pandemi sürecinde de tam da soru oldu ama belki artış evet. var mı hocam? Pandemi'nin şimdi, etkilediğini düşünüyor musunuz? Şöyle bir şey. Hani onu tam bilebilmek için araştırma gerek. Ama tahminen bazı veriler var hani arttığını düşündüren. Şimdi genelde Türkiye'nin tamamını yansıtan işte 1998'de epeyce eski yapılmış bir Türkiye Ruh Sağlığı çalışması var. Bütün depresyonla ilişkili bozuklukları topladığınızda %6-7 gibi bir yıllık görülme sıklığı. Sağlık Bakanlığımız yakınlarda da yine böyle büyük Türkiye'ye yansıtan bir çalışma yapmayı planlıyordu ama Tahminim bu salgın yüzünden bu ertelendi. Tam yeni verileri bilemiyoruz. Şu anda hani veri toplansa bile çok sağlıklı olmayabilir çünkü salgının etkisiyle. Ama genelde dünya üzerinde ülkeler arasında yapılan bütün çalışmalarda aşağı yukarı bulunan şey şu: Yaşam boyu sıklığı kadınlarda beşte bir yani 5 kadından birisi hayatının belli bir döneminde depresyona giriyor. Erkeklerde de onda bir. 10 erkekten birisi yaşam boyunca bir depresyon durumu yaşıyor. Madem bunu söylediniz kadın erkek ayrımı bizim vakamızda da bir fahriye var. Evet. O da depresyonda ve neden kadınlar daha çok depresyona giriyor merak ediyor musunuz sevgili izleyenler? Yani erkekler acaba giriyor da haberimiz mi yok evet. yoksa kadınlar mı başvuruyor daha çok? Detayı nedir hocam bunun? Şimdi bir psikolojik etkenler var. Kadınlarda ilişki ve ilişkide yaşanan e, olumsuzlukları daha yoğun bir şekilde yaşama ve algılama var. Hı hı. Yani erkeklerde bu nispeten daha az. Yani erkekler daha e, mekanistik, daha böyle e, yani materyal dünyaya olan ilgisi çok fazla. Mesela ne bileyim bir erkeği düşünün, işte futbol maçı seyredebiliyor, kahvelerde işte gerçi şu an kapalı ama bir araya geliyorlar işte orada da kahvede de sohbet etmekten çok genelde bir şeyler oynarlar. Yani böyle bir e, erkek çocukların yine davranış tarzını izlediğimizde yani birbirleriyle çok uzun uzun konuşmaktan çok ya yani illa Aktivisi. bir şeyler yapıyordur, bir aktivite yapıyordur. Şimdi kadınlardaysa e, büyük ölçüde dikkat odağı ilişkiler yani küçük bir kız çocuğunda bile Anne baba onların ne yaptığı ama <laughs> erkek çocuğu düşünün genellikle köşede bir şeylerle oynuyordur o kendi başına. <laughs> Çok güzel anlatıyorsunuz hocam ya da ne zaman yemek yiyeceğiz ne zaman dışarı evet. çıkacağız diye. Evet bilgisayar oy oyunuydu hmm. şuydu buydu yani bir anlamda sakın yanlış anlaşılmasın yani erkekleri şey yapma anlamında değil ama bir bozukluk anlamında da söylemiyorum bunu ama hani kendi iç dünyasına dönük yani dışarıya az dönük anlamında daha otistik bir yaşam tarzı var kadınlarda diyebilir daha... diyebiliriz yani yaratılış evet. gereği böyle evet. aslında değil evet. mi hocam? Yani seçilen mesleklere bakın mesela psikoloji bölümlerinde bile yani ağırlıklı olarak ama ağırlıklı derken böyle yüzde 80-90 oranında kadın öğrenci var. Mühendisliklere bakın tam tersi orada da. Hani erkek var. Tıp da yarı yarıya gibi ama benim dikkatimi çeken hani işte son 10 yıldır belki hep psikoloji bölümlerine giriyorum, yüksek lisanslar vesaire hep kadın ağırlıklı. Yani bu bir tesadüf değil, daha dediğiniz gibi yaratılış fıtrat olarak daha bir eğilim var. Şimdi bir etken bu. Dolayısıyla da insan ilişkilerini kontrol etmek daha zor. Yani ben bu eşyayı buradan alıp buraya işte koyabilirim eğer gücüm yetiyorsa. Ha gücüm yetmiyor ne bileyim burada bir vinç getiririz bunu hareket ettiririz falan. Ama belli bir insanı belli bir davranışa nasıl yönlendireceksiniz? Hani küçük bir çocuğu bile kontrol etmenin ne kadar zor olduğunu düşünün. Bir de yetişkin insanlar arasındaki şeyi. Kadınlarda e, bu anlamda hani belli beklentileri oluyor ilişkilerde. O beklentiye uygun şekilde karşı tarafı nasıl idare edebilir ona çok belki mesai zihinsel anlamda bir çok düşünce sarf ediyorlar. Ve e, sonuçta da tabii bu alanda başarılı olmakta çok kolay olmadığı için Hani beklentiler ve gerçekler arasında insan ilişkileri anlamındaki o olumsuz farktan çok etkileniyorlar diyebiliriz. Bir diğer etken de yapısal. Yapısal derken biyolojik anlamda özellikle bu östrojen hormonuyla da bağlantılı olarak depresyona bir eğilim var. Özellikle 40 yaş sonrası bir mesela depresyonda bir artış oluyor. Bir de Ergenlik döneminde yine depresyonda artış var. Her iki dönemde hormonal değişikliklerin olduğu dönem. Dolayısıyla bir de bunun dışında duygu durumla ilişkili hormonal değişiklikler yani kadın fizyolojisinde bir değişkenlik var. Erkekte ise hormonal açıdan düşündüğümüzde genelde stabil. Yani belki uyku uyanıklık arası fark oluyor ama kadında o... Adet döngüsüne bağlı hormonal Hı. değişiklikler özellikle bazı hormonlar duygu durumu e, etkileyebiliyor. Bu hani klinik düzeyde bir şey olmasa bile yüzde otuz kırk civarında e, adet öncesi gerginliği oluyor. Yüzde beş altı gibi de bildiğiniz bayağı bir e, duygu durum bozukluğu ki o depresyonun içinde sınıflanan bir duygu durum bozukluğu. Evet. Adet öncesi e, kötü hissetme bozukluğu diye Türkçeye çevirebiliriz. Premenstrüel disforik evet. bozukluk. Pre işte adet öncesi, disfori kendini kötü hissetme demek. Düzenli bir şekilde adet öncesi e, haftada işte kendini ağlamaklı hissetme, kolay sinirlenme, işte uyku e, düzensizliği, vücutta genel bir e, şişkinlik ve rahatsızlık, gerginlik hı hı. hali, öfkelilik eleştiriye aşırı hassasiyet gibi bir tabloda oluyor. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde depresyona bir eğilim var. Bir diğer etken belki şu olabilir kaygıya da eğilim olduğu için hani bir hep belki de işte yine yapısal anlamda belki çocuğu koruma güdülerinin fazla olması. Çünkü hani yapısal olarak düşündüğümüzde bu e, sosyal rollerin de dışında çünkü evet sosyal roller de etkiliyor ama bir de yapı olarak düşünün bir e, annenin bir çocuğa harcadığı bir emek var bir enerji var daha sonra onu doğumundan sonra besliyor e, aşırı derecede bir titizlik oluyor ona karşı hatta çocuk olduktan sonra <laughs> eşinden çok çocuğunu Çocuğun e, düşünebiliyor. E, o da tabii ne oluyor? O zaman sizin sahip olduğunuz ve değer verdiğiniz bir şey varsa daha kaygılı oluyorsunuz. Hı hı. Tehdit ve tehlikeleri daha çok tarıyorsunuz. Daha çok sensörlerimiz daha evet. e, sağ, sağ, yani, şey çalışıyor. klasik Şikayet. hani şeyi düşünün. Kadın erkek ilişkilerinde ya da evlilik hayatında genellikle her zaman değil. Genelde kadın daha kaygılıdır, uyarır. Erkek hep daha rahattır. Aman ne olacak falan der. Hani oradan da gelen bir eğilim var. Arabanın gazını erkeğe, frenini kadına benzetiyorum hocam. Yani <laughs> Olabilir. E, böyle. Şimdi depresyonun evet. e, depresyon hani kadınlar ve erkeklerde ne kadar farklı olmasının nedenlerini çok güzel açıkladınız hocam. Böyle, çok böyle detay var, ciddi detaylar. Evet. Evet. E, peki biraz e, hem zihinsel hem de bedensel etkilerini daha derinlere girsek. Mesela burada 23 yaşında gencecik Hı -hı. bir kızımız var. Evet. Evet. Yani illa canım emekli olunca hiçbir şey yapmadığı için mi depresyona girer insanlar? Ya da kızı evlenince kızı başka evet, üniversiteyi evet. kazanır başka şehre gider anne depresyona evet, girebilir. Evet, evet. İşte bir nişanlı askere gönderir eşini. Ne bileyim işte bir yıl evet. artık ne kadar askerlik cehaletin bu konuda ortaya çıkmasın ama. Ya da dediğim gibi kayıplar, yaslar, depresyona sebep olan evet. faktörler var. Bunlara gireceğiz ama evet. vakamızda evet. evlilik hayalleri kuran Fahriye, Evet. Hiçbir neden gösterilmeden başkasıyla evleneceğim diyen hı hı. bir e, evet. görüştüğü kişi tarafından evet. böyle bir tepki alıyor ve evleniyor da evet. e, var kilo kaybediyor içine hı hı. kapanıyor bu dehlizden nasıl çıkacak belki buna gireceğiz ilerleyen evet. dakikalarda ama biraz burada e, depresyonun kaynaklarına inelim çok güzel e, bence de hani o sırayla gitmemiz daha anlaşılır olur şimdi burada e, yapısal olarak hani insanlar farklı. O demin işte yaratılış, fıtrat dediğimiz şey. Bazı insanlar yapısal olarak depresyona daha eğilimli. Hatta bunun ne ile ilişkili olabileceğine dair de çalışmalar var. Yani neden acaba gibi henüz kesinleşmiş değil ama bulunan bir takım genetik farklılıklar var. Bu depresyonla bağlantılı hani bir takım ilaçlar kullanıyoruz serotonini arttıran ilaçlar. Serotonin normalde aslında bizim beynimizde bulunan bir madde ve beyin hücresine nöron diyoruz. Bu nöronlar arasında haberleşmeyi sağlayan küçük maddeler bunlar, moleküller. Şimdi bu serotonin salgılandıktan sonra bir nörondan başka bir nörona haberci olarak gittikten sonra tekrar salındığı nörona geri alınır. Bu geri alımı düzenleyen de bir gen var. Bu genin iki tipi var kısa ve uzun diye. Şimdi eğer bunun e, anneden bir tane geliyor, babadan da bir tane geliyor. İkisi de kısaysa hmm. bu kişiler depresyona girmeye daha eğilimli oluyor. İkisi de uzunsa bunlar daha zor depresyona giriyor. Biri kısım biri kısa biri uzaysa o da uzunsa o da ortada gibi. Uzun o zaman. <laughs> insanın evet. tüm hayatında. Şimdi e, o zaman istedim. hani hep şöyle düşünmeyelim ya bu işte e, şu ayrılık oldu depresyona girdi işte ne bileyim tırnak içinde. Kişiliği zayıf, hassas onun için. Hayır yani yapı olarak hepimiz farklıyız. Kaşımız, gözümüz farklı olduğu gibi. Gribe yakalanma ee, riski. Aynen. farklı değil mi evet, hocam? Evet. evet. Bazısı çaburuculuk soğuk alır. Çok doğru. Hırkasız hırka çıkmaz, hep şalla gezer. E, birisi de atletle evet. gezer yine hasta olmaz. Bu değil bunun mi? gibi. Ee, aynen bu salgında da görüyoruz mesela. Evet. evet bir takım efendim yaştır, hastalıktır şu bu var ama bazen genç insanlar da e, ölebiliyor. Demek ki Bizim bilemediğimiz yapısal bir takım etkenler de rol oynuyor. Depresyonda da böyle. Şimdi bunun üzerine e, hani bu var diye tamamıyla e, depresyon bundan mı oluyor? Hayır. Ondan sonra ne geliyor? Erken yaşam olayları. Hmm. Özellikle erken yaşam döneminde bir travma, bir kayıp yaşadıysa kişi düşünün hani e, hiç kimsenin başına gelmesi tabii istenilmez ama maalesef hayatta acı olaylar da oluyor. Bir kişinin ee, ebeveynini erken yaşta kaybettiğini düşünün. Annesini, babasını ya da çok hayatında önemli bir kişiyi bu da bir risk faktörü. Genellikle de 11-12 yaş öncesi olursa yani böyle daha kişiliğimizin temellerinin teşekkül ettiği dönem. Neden böyle oluyor olabilir? Çünkü düşünün siz hayatınızdaki en önemli bir figürü şu yaşımızda bile kaybetsek ne kadar acı yaşıyoruz? O yaşta kaybettiğinde şöyle bir fikir oluşuyor. Yani bu hayat, dünya dediğimiz şey insanın en sevdiği kişiyi her an kaybedebileceği bir yerdir. Güvenilir değil. Evet. Yani kayıplarla dolu hayat. Onu çok acı bir şekilde görmüş oluyor ve bu bir anlamda kişinin dünyayı değerlendirirken, dünyaya anlam verirken dünya ile ilgili beklentilerinde bir böyle bir maalesef kayıp beklentisi ortaya çıkabiliyor. <laughs> Şimdi bu ileriye doğru ne getirir? Kaybı mümkün olduğunca azaltma stratejisi. Yani eğer ben çok fazla kimseye bağlanmazsam az acı çekerim. Çünkü birini kaybettiğimde çok bağlanırsam ne oluyor? Acı yaşıyorum. O zaman mümkün olduğunca hani ben çok böyle... insanlarla sıcak ilişki kurmak. Evet ola öyle bir şey eğilim e, olabilir. Tabii e, bu da ikinci yatkınlık yani bir biyolojik yatkınlık var iki kişi psikolojik yatkınlık var. Böyle bir kişi yatkın bir kişi yetişkin yaşamında şu ya da bu şekilde travma yaşadığında işte o travma nedir? En yani çok travma derken kayıp her türlü kayıplar. İşte bu e, öyküde gördüğümüz gibi. Bir travma var. Şimdi e, bu kayıp ne demek hani ben e, bir sürü hayallerim var işte birlikte olacağım, mutlu olacağım ne bileyim yaptığım bir duygusal yatırım var ve ne oldu bu gerçekleşmedi bunu kaybettim. O zaman kişi ne yapıyor e, İşte o geri çekiliyor hı hı. çünkü eğer benim bir e, ilişkim olmazsa ilişkiyi kaybetme riskim de kalmaz. Efendim arkadaşım olmazsa arkadaşımın beni terk etme riski de kalmaz. Dolayısıyla kaçınarak zorluklarla baş etmeye çalışıyor. Kaçınarak zorluklarla baş etmek evet ilk anda bir fayda sağlayabilir. Hani bir bir tür sizi yatışana kadar o acınız ama yerleşirse depresyon ortaya çıkıyor. Niye? Çünkü kaçındıkça kaçındıkça da bu sefer yaşam fakirleşiyor. Bu ama öyle genel bir kaçınma ki hani işte efendim okula gidersem işte başarısız olurum o zaman okula gitmeyeyim. Eğer arkadaşımla görüşürsem tatsız şeyler konuşuruz canım daha da sıkılır. Üstelik de hani benim böyle kötüyken gördüğünde onlara da rahatsızlık veririm. Benim insanlara verebileceğim hiçbir şey yok. Zaten hayat kayıplarla dolu o zaman Mümkün olduğunca ne kadar az şey yaparsam o kadar az kaybederim. Yani şöyle bir depresyondaki kişinin kafasında mutlak bir görüş oluyor. Muhakkak ben kaybedeceğim. O zaman da yapmayayım bir şey. Umutsuzluk ve karamsarlık temeli. Evet, temeli. Yani efendim işte gel buluşalım. Ya buluşursam zaten canım sıkılacak. O zaman buluşmayayım. Hani genelde bu iki şeyi görüyorum. Buluşacağım da ne olacak sanki geçecek mi bu durum? Evet. Buluşursam kötü olurum. İkincisi de ya da e, orada hani bu kadar kötüyken Hı. ben bu kadar kötü hissediyorken bunu yapmanın bir anlamı yok. Bu iki düşünce biçimi Aa, e, çok rol oynuyor. Yani aslında bize şimdi depresyondan çıkış yoluyla ilgili bir tüyü evet. verdiniz hocam. Evet. Ne verdi hocam? Dedi ki şimdi ben iyi hissetmediğim için bunu yapmalıyım. Sanki yapmamalıyım. Evet. Sanki ne düşünüyoruz? Mutsuzken. Hiçbir şey yapmıyorum. Mutluyken evet. yemek yaparım, mutluyken yürüyüşe çıkarım, evet. iyi hissediyorsam arkadaşlarımla toplanırım gibi düşünüyoruz ve oturup mutlu olmayı bekliyoruz. Evet. Ama depresyonda hiç geçmiyor. O zaman Fahriye geldi size. Annesi ikna etti bir şekilde. Hı hı. Fahriye de artık durumun farkında ama sürüklendi geldi asper kadar. Fahriyenin bu durumdan çıkması için nasıl bir yaklaşım sergilerdiniz? Şimdi orada bir bir ek daha yapayım çünkü hı. peki kayıp yaşamayan var mıdır? vardır depresyona giren de var ama. Şöyle hiç kayıp yaşamayan bir insan ha, yok. Düşün, yok çünkü mümkün e, değil hocam o. Yakınlarımız vefat ediyor tanıdıklarımız vefat tabii, ediyor tabii. işte başarısızlıklarımız oluyor insan ilişkilerinde işte kopuşlar oluyor oluyor oluyor. E, e, kaybettiğimiz sınavlar olabiliyor kesinlikle başarı anlamında dediğiniz gibi kayıplar oluyor itibar kaybı oluyor falan kayıp herkesin hayatında var. Peki bunun depresyona dönüşmesinde dediğim gibi o yatkınlık var ama e, zihinsel anlamda hangi mekanizma rol oynuyor? O da şu e, şimdi diyelim bir e, sabahleyin efendim e, sizi birisi çelme taktı ya da ayağınız kaydı düştünüz. Kıyafetleriniz kirlendi işte düştünüz eliniz yaralandı ama hani bu yara iyileşebilecek bir yara. Kıyafetlerinizi efendim evinize döndünüz çamaşır makinesine attınız yıkadınız. Şimdi daha sonra ama siz ben niye böyleyim neden dikkatsizim hep böyle şanssızlıklar benim mi başıma gelir işte bu yüzden geciktim ya böyle devam ederse şimdi ne oldu? Olay aslında bitti ha, elinizdeki yara da diyelim işte 3-4 güne bilemedim bir haftaya geçecek kıyafetleriniz yıkanacak tekrar giyeceksiniz. Gideceğiniz yere de belki geciktiniz olmadı telafi edersin ama işte bazı kişiler bu olumsuz olaylara zihinsel anlamda takılıyor. Bu takılışta da bir takım başka mekanizmalar var. Eğer ben bir kayıp yaşadıysam bunun niye olduğunu düşünmeliyim, analiz etmeliyim, bulmalıyım, çözmeliyim. Eğer iyice düşünürsem çözüm bulabilirim. Şimdi düşünelim. Bu ayrılıkta çözüm bulunabilecek bir şey var mı yok bazı şeyler yok Ailesi yani o kişinin işte ailesinin kafasında bir plan var Çünkü onlar oğullarını ideal eş seçerken onların kriterleri apayrı. İşte aile olarak tanımaktır ne bileyim işte isimdir maddi şeydir falan ya yani ona göre. Aa bu kız ya da erkek çok güzelmiş falan çok hoşmuş değil. Ya da işte oğlumu üniversitede tanımış sevmiş o zaman evlensin ya da, demeyen bir aile. Tabii, ya da ne bileyim işte eğitimidir şu meslekten olsundur şu aileden olsundur falan filan kriterleri var. Şimdi e, o kriterlere de uymadığı için şey yapıyor bunun bir çözümü var mı? Yok. Yok ya yani bu üzerinde düşünülecek bir şey değil. Fakat işte depresif kişi neden oldu, niye oldu, neden bu benim başıma geldi. Kişiselleştirmeye gidecek. Orada acaba ben farklı yapabilir miydim, niye böyle yapmadım gibi bir e, düşünce sarmalına giriyor diyelim İşte Bir faktör de bu. E bir yandan da bunu düşündükçe düşündükçe de kendini kötü hissediyor. Yani bir olumsuz yaşamak e, ardından kendimizi kötü hissetmek karamsar düşünmek gayet doğal. Bir diğer bileşeni de bunun işte bunun artık kendi kendine sürmesi. Yani o olay geride bırakılamıyor, bitmiyor. Kişinin zihninde hani sanki bir kayıt yani TB kaydedilmiş gibi sürekli tekrar. sürekli tekrar tekrar işte o da kişiyi tüketiyor. depresyonda bir de böyle bir yön var. Şimdi bizim böyle bir kişide diyelim başvurdu. Hani sorunuza tekrar hı hı. döneyim. Çünkü nedenleriyle ilgili o söylediğim konu da önemliydi. Çok önemliydi. Şimdi biyolojik bir e, yanı olduğu için yani beyinle ilgili. Çünkü duygu düşünce, davranış organımız beyin. Bizim psikiyatrist olarak yaptığımız ilk değerlendirme, acaba bu kişide ben işte psikoterapi mi yapayım, ilaç mı, ikisini birden mi? Hani bunu düşünmek. Şimdi. Eğer duygusal alanda ve bedensel alanda ciddi bir düzeyde sorun varsa, yememe, içmeme, kilo kaybı, yataktan çıkmama, konuşmama, bir takım efendim yoğun böyle keder, işte ölüm düşünceleri, intihar düşünceleri vesaire, siz o kişiyle ne kadar konuşsanız da, ne kadar terapi yapmaya çalışsanız da, duygularını o kadar yoğun yaşarken bedensel olarak o kadar kötüyken ne davranışı ne düşünceyi değiştiremez. Dolayısıyla tabi bu bir değerlendirme sonucu psikiyatristin hekimi vereceği karar eğer yoğun bir durum varsa orada ilaç e, öneriliyor. Ben bunu şuna benzetiyorum Şimdi bir araba kara saplandı bugünlerde de hani kar yağışı tekrar başladı hmm, evet, e, Ankara'da bunu hani tecrübeli sürücüler bilir. Eğer arabanız karasaplandıysa orada siz ne kadar gaza basarsanız basın teker hocam. Çıkmaz. Evet. Orada ne yapmak gerek? Arkadan bir itmek gerek. İşte ilaç tedavisini buna benzetebiliriz. Kişi bir tür zihinsel olarak patinaj yapmaya başlıyor. O döngüden çıkmaz. dış bir destek olmadan çıkması mümkün değil. İşte ilaç o dış desteği sağlıyor belli durumlarda. Bu şu demek değil. hani e, efendim sürekli ilaç kullansın, her durumda ilaç kullan hayır. Belli bir süreyi şiddeti sıklığı aşıyorsa, şiddetli düzeyde bir depresyon varsa. Bedensel ve duygusal olarak çok ağır belirtiler oluyorsa e, o zaman e, bu yöne gitmek gerek. Çünkü bazen böyle toptancı şeyler oluyor. Efendim ilaç iyidir, ilaç kötüdür, terapi iyidir, terapi kötüdür. Hayır herkese göre ve her duruma göre, öznel olarak, şahsi olarak bir değerlendirme yaparsınız. Hani her kalıba, herkesi aynı kalıba sokmaya gerek yok. Hani bir laf vardır elinizdeki tek araç çekilse her şeyi çivi zannedersiniz. Evet. Her önüne gelene efendim üzüldüm diyene buyur antidepresan iç. Ya da her önüne gelene işte yok terapi yaparım ilaçlar seni zehirler ilaç içme kimyasal bunların hepsi yanlış tutumlar. Her duygulay ve kişi kendi içinde değerlendirilmeli. Aynen. Ve evet. onu hiç kimse genel bir yargı yapamayız antidepresanlar hakkında bu konuda. Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü her şey eğer yerinde ve uygun kullanılıyorsa faydalıdır. Şu Ama faydalı. her şey yersiz ve uygunsuz kullanılıyorsa zehirdir. zehirdir. Yani her şey için bu geçerli. Terapi içinde ilaç içinde Şimdi e, Psikolojik tedavisine geçelim mi? Bilmiyorum. Geçelim niye geçelim hocam? Çünkü bir kere 8 kilo kaybetmiş ya ciddi evet. anlamda bedensel olarak başka evet. hastalıkları da kapı aralayacak durum. Dolayısıyla burada bir antidepresan desteği görülebilir değerlendirilirse. Evet. Onun evet. dışında bu eve kapanmaları, hiçbir şeyden zevk almaması... Artık böyle sürekli uykuya vermesi kendisini muhtemelen evet. bütün sosyal faaliyetlerini durdurdu. Arkadaşları Tabii. bir araya gelmiyor niye? Çünkü ona soracaklar. Aa evlenecektiniz ne oldu? Ömerle tanışma, Ömerle evet. annen tanıştı mı? Şudur budur. Evet. Değil mi? Bunları da şimdi onlardan da kaçıyor durumu evet. itibariyle. Sınav kaybeden çok büyük e, yenilgiler yaşayan insanlarda da bir kaçınma var ya, burada da kaçınma var. Şimdi, ne yapacağız faaliyet? Bizim için? E, burada aslında çok güzel bir nokta oldu. Bir de kültürel yanı da var depresyonun. <laughs> Onu da değinme fırsatı yani oldu. Millet bak evlenecekti görüyor musun? Şimdi bu olay Almanya'da olsa muhtemelen ne bileyim çok fazla onun hani arkadaşları ziyaret etmezler. Hani bu konuyu da açmazlar. Sormazlar. Fakat bizde hani insan ilişkileri böyle değil. Bizde çok daha yoğun, çok daha birbirimizle görüşmeyi seven kişileriz. Çok kibar ve, hocam ya. E, hocam niye ayrıldınız? Ne oldu? Annesi evet, mi istemesi mi? Evet. Dik 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 sorarız. E, ve bunu sorarlar. Maalesef yani. Sorulduğunda da tabii kendini kötü hisseder. Çünkü orada işte bizim toplumumuzun bir miktar empati e, yapması gerek. Vesile olalım e, buna. Yani başkalarının duygusal durumları hatta fiziki durum efendim yok solmuşsun zayıflamışsın şişmanlamışsın bu kilolar ne hani o konuda da biz çok e, giriciyiz yani Hocam, <laughs> hiç çekinmiyoruz. Bir geçen ama çok solgunsunuz hamile misiniz diye soranlar oldu ha, şaşırıyorum mesela. Evet öyle. Şimdi o, onun tersi de şu şimdi siz bir doktora gidersiniz ya da bir ne bileyim kilo ile ilgili bir uzmana gidersiniz. E, o fikrini söyler, siz oraya onun için gitmişsiniz ama siz arkadaşınız da hani benim e, o konuda bana fikir ver değil, yani bir sohbet için e, onu da bu arada altını çizmiş olalım. Hani e, bu da tabii ne oluyor? İnsan ilişkilerini bir yük haline getiriyor, o da kaçışı getirebiliyor. Şimdi psikolojik anlamda e, ilk yapacağımız şey durumun fotoğrafını çekmek. Bunu kişiler kendi kendine de yapabilir. Ee, bu depresyonla ilgili kitabımda hatta o de var merakla bekliyorum ee, alacağım hocam evet ee, ben evet. dediğim gibi bir senedir getirirdim bugün imzalı alacağım sen ee, şimdi söz ee, tamam Şimdi olacak. önce fotoğrafı çekmek derken şu kişinin bir günü nasıl geçiyor tipik bir günü ne yapıyor ve her yaptığı şey bulunduğu ortamla kendini nasıl hissediyor yaptığı şey derken şunu kastediyor efendim ben hiçbir şey yapmıyorum hayır yatakta yatmak da bir şey yapmaktır hmm. sandalyede oturmak da bir şeydir efendim sandalyeyi camın önüne çekip oradan yolu seyretmek de bir şeydir evet. bütün yaptığı şeyler ve her yaptığı şey esnasında kendisini duygusal olarak nasıl hissediyor önce bir envanter çıkartıyoruz kişi bunu kendi kendine yapamıyorsa oturup terapistiyle de doktoruyla da e, çıkartabilir. Ardından e, şöyle düşünün. E, şimdi normalde bir e, kıtlık dönemine girdiğimizde evet. yani ekonomik imkanlar daraldı, hı hı. işten çıkarıldık, maaşımız yok, gelirimiz düştü. İlk e, hangi faaliyetlerimizi kısarız? Harcın gereksiz harcamalarımız evet. önce. Efendim giyim, kuşamdı, makyajdı, saçtı. Teknoloji. Teknolojiydi yeni telefon alacaksak almayız falan. Peki neye para harcarız? Yaşamsal şeyleri, yiyeceği, Demek. içeceği falan. Şimdi aynı şekilde depresyonda da kişi ne demiştik? Geri çekiliyor. Hayatını bir kısıtlamaya sokuyor. O kısıtlamada da ilk önce yapmaya mecbur olmadığı şeyleri yapmamaya başlar. Efendim yani haftada bir halı saha maçı mı yapıyor? Oraya gitmez efendim arkadaşlarıyla birlikte komşularıyla birlikte haftada bir gün toplanıp sohbet mi ediyor? O sohbete gitmez. Dolayısıyla da depresyondaki kişi de şunu görürüz. Bir eskiye göre az şey yaptığını ve o yaptığı az şeylerin de mecburi şeyler zorunlu şeyler olduğunu. Peki kişiyi duygusal olarak daha çok besleyen iyi gelen şeyler nelerdir? Bunlar zaten. Evet yani Hoşlandığı için yaptığı şeyler, e depresyondaki bunu kesti, geriye ne kaldı? Mecburi yapılan şeyler. O zaman da depresyon daha yoğunlaşır, daha ağırlaşır. Çünkü nasıl ki yani sabahtan akşama kadar karnımızı tok hissetmek için belli aralıklarla yemek yememiz gerek. Yoksa ilk sonucu açlık olur, devam ederse halsizlik, devam ederse yatağa düşeriz. Aynı şekilde bir insanın da kendisini mutlu ve iyi hissedebilmesi için, bir şeyler yapması gerek. Bir şey yapmadığımızda ilk şeyi işte mutsuzluktur devam ederse depresyon olur. E peki niye bir şey yapmıyor kişi? Hani durduk yerde değil? Çünkü diyor bir şey yaparsam kötü hissederim, kötüyüm, kötüyken de bir şey yapmanın anlamı yok. Zaten yani hem işe yaramayacak hem de kendimi daha kötü hissedeceğim. Bizim ilk yapmaya çalıştığımız şey o nedenle tamam bu olabilir bir e, envanter çıkartıp o envanterde o çizelgede şunu görürüz kişinin duygusal durumunun e, bazı ortamlarda bazı durumlarda daha kötü olduğunu bazı durumlarda daha iyi olduğunu Hı, görürüz mesela diyelim işte ne bileyim bir dışarı çıktı e, yürüyüş yaptı kısa da olsa bir yürüyüş orada daha iyi işte ne bileyim ee, oturdu bir yemek yedi daha iyi hissetti ya da bir dizi seyretti daha iyi hissetti hı hı. bir müzik dinledi neyse o ee, öncelikle onu görürüz ve ilk şeyimiz kişinin daha önceden bir anlamda dağarcığında olan var olan yani yeni bir şey eklemiyoruz daha önce vardı yapıyordu ama bıraktı İşte örgü örüyordum ee, ne bileyim yemek yapmaktan hoşlanıyordum Gezmekten hoşlanıyordum, sohbet etmekten hoşlanıyordum, işte gezi videoları izlemekten hoşlanıyordum, işte sohbetlere katılmak, dinlemekten hoşlanıyordum, kitap okumaktan hoşlanıyordum. Neyse e peki şimdi bunu e, ekleyelim gibi hani yaşamını birazcık zenginleştirme ilk yapmaya çalıştığımız şey. Burada e, mutlaka herkeste ilk önerdiğimiz şey, fiziksel hareket öyle bu da çok karmaşık bir şey değil 30 dakika kabaca kalp atımızını biraz yüzde 30-40 arttıracak işte normalde diyelim 60-70 atıyorsa bir 110-120 yapacak kadar tabii ki bedensel durumu uygunsa bir hastalığı falan yoksa kalp hastalığı vesaire engel olan e, kişinin egzersiz yapması bunu e, dışarı çıkma imkanı yoksa evinde yapabilir ee, çok fazla böyle televizyonda videolarda bu konuda zaten şeyler var ee, egzersiz programları. Hani karşıdaki o hareketleri yapıyor, siz de onun hareketlerini tekrarlıyorsunuz, olduğunuz yerde bile. Ee, biz bunlara tıpta aerobik egzersiz diyoruz. Bir çalışma var, ee, 72.5 yaş ortalaması olan insanlar, 30 tane depresif alınıyor. Ee, 30 33 gruba bölünüyor. Hı hı. Bir grup e, haftada 3 kere e, 20 dakika ile başlayan hedef 40 dakika böyle yürüyüşler yapıyor. Sadece yaptıkları şey hı. yürüyüş. İkinci grup iki psikoloji öğrencisi geliyor. Haftada 3 kere sohbet ediyor onlarla. Aynı süre oturuyorlar, sohbet ediyorlar. 3. grupta siz bekleyin 6 hafta sonra size e, tedavi şey vermiyorlar. Evet. Evet. 6 hafta sonunda bu üç gruptan yürüyüş yapan grubun depresyon düzeyi anlamlı şekilde düşüyor. Sohbet grubunun da biraz düşüyor ama daha çok depresyonun psikolojik belirtileri azalıyor. Bedensel belirtileri azalmıyor. Fakat yürüyüş grubunda kesin olan bir şey var. Tansiyonları, beden sağlıkları, akciğer kapasiteleri daha iyi durumda. Yani hiçbir şey olmasa Depresyon, vücut sağlığı açısından biyolojik yani. etkilerinin aslında evet, aynı zamanda onu e, psikolojik manda etkilediğini söylüyorlar. Çünkü nedir? İyi hissetme bir oluyor. iş yapıyor. Tabii. Yürüyüş üretme. Evet. Doğru. E, dolayısıyla ilk bizim hedeflediğimiz şey kişinin öncelikle düşünce ve duygusunu değil de davranışını davranış. değiştirmesi. Yani daha iyi davranıp daha iyi yaşayarak arkasından daha iyi düşünme ve hissetme Daha gibi hissettim. bir hedef oluyor. Fahriye'ye de biz diyoruz ki hareket edeceksin. Evet. Tekrar eski yaptığın, zevk aldığın aktivitelere döneceksin yavaş yavaş, kademeli olarak. Ve ardından evet. bedensel ve psikolojik olarak iyileşmeyi zamanla hissedeceksin. Çünkü depresyonda evet. duygular ve e, düşünceler, düşünceler değişmez ama davranışlar evet. değişir. Dolayısıyla biz de davranışlara evet. yöneliyoruz. Bunu e, bir program dahilinde yaptığımızda hı hı. davranışsal etkinleştirme deniyor buna. Yani hı. davranışlarımızı arttırarak depresyonu e, azaltmak ki, çok etkili olduğu klinik düzeyde depresyona olan insanlarda yapıldığında bu bir program şeklinde etkili olduğu gösterilmiş. Tabii şu değil hani her terapi, her tedavi, herkesi yüz, yüzde yüz etkili olur. Hayır ama çalışmalara bakıldığımızda grup etkilerine %70 oranında etkili olduğunu biliyoruz. Hı. Hocam 10 dakikam var bitmesine. Biz bence vaka analizini de yaptık. Çok da güzel bilgiler verdiniz ama izleyenlerimiz mesaj atmışlar. Tabii bugün biz böyle yayına girdik ama bir gönderimiz yoktu. Bizi izleyen e, böyle fanatik izleyenlerimiz mesaj olarak sorularını iletmişler. Ben Tabii. şöyle adım adım insana gelen birkaç soruyu almak isterim hocam Hı -hı. müsaadenizle. E, ve Instagram hesabımız adım adım insanda isim vermeyeyim belki hani özel. Bir şey soruyordu şöyle. Demiş ki bir izleyememiz. Ablam 15 yıllık evliliği bitti. Bu evlilikte çok yaralar aldı. Psikolojik tedavi destek aldı evlilik boyunca ama ilaçları düzenli kullanmadı. Şu an çok iyi. Yeni işe başladı. İlaçlarını kendini iyi hissettiği için kullanmadığını söylüyor. Bu ilaçlar kilo aldırıyor diyor. Davranışları da iyi bu aralar. İlaç kullanmaması sıkıntı yaratır mı? Bu ilaçlar bağımlılık yapıyormuş. Doğru mudur? Tam da konuştuk evet. ya üzerine geldi hocam. Ne söylersiniz? Şimdi bu konuda genel bilgi aslında insanların bilimsel bilgiyi bilmesinde yarar var. Şimdi bir kişi de eğer klinik düzeyde bir depresyon var ve ilaç kullanması gerekli görüldüyse genelde ve ilk defa böyle bir depresyon rahatsızlığı geçiriyorsa genelde 6 ay kadar sürdürülür ilaç daha sonra yavaş yavaş kesilir. İleride de tekrar depresyon olmazsa zaten e, kullanılmaz. Ama diyelim iki böyle düzeldi tamam iyi oldu, sonra bir yıl sonra gene bir depresyon ikinci. Ilaç o zaman depresyon tekrarlar mı sorusunun cevabı evet, evet tekrarlayabilir. Yüzde yetmiş oranında tekrarlayabiliyor. O zaman ne oluyor? O zaman süre biraz daha uzun tutulur. Hmm. Yani e, depresyonu olduğu için değil çünkü bir antidepresanı kullanmaya başladığınızda beklenen şey 6 hafta civarında size iyi gelmesi, hiç iyi gelmiyorsa değiştirilir ilaç. Ama düzeldiniz e, diyelim 6-12 hafta sonra onu bir 6 ay kadar devam ettiriliyor. Devam ettirilme nedeni de koruma amaçlı, tekrarlamasın diye. E peki 6 ay sonra niye kesiliyor diye düşünebilirsiniz. Hani 6 ay sonra kabaca tekrar yineleme riskinin kabul edilebilir düzeye indiği varsayılıyor. Ama iki kez depresyon geçiriyorsa, o zaman bu süre bir yıl, iki yıl koruma tedavisi sürdürülüyor. Bağımlılık yaptı. Bağımlılık yapmaz, böyle bir özelliği yok zaten. Bağımlılık yapan ilaçlar yine halkımızın. Şehir efsanesi olsun. oldu artık bu bağımlılık yapma olayı. Bağımlılık yapma potansiyeli olan ilaçlar yeşil reçetedir. Bu potansiyelin daha ciddi olduğu ya da suistimalin ciddi olduğu has, e, ilaçlarda kırmızı reçetedir. Dolayısıyla e, antidepresanlar e, kırmızı reçete ya da yeşil reçete değil, hani oradan da anlayabilirler. Hı hı. Ama şu var, e, bu ilaçlar böyle efendim komşuma iyi gelmiş, ben de kullanayım, e, birden efendim kafama göre keseyim, alayım falan yaparsanız e, vücutta bir takım e, olumsuz etkiler olur ya da kullanıyorsunuz hiç doktora e, sormadan hemen birden sıfırlarsanız bağımlılık değil ama vücutta bir takım yan etkiler e, sarsıntı yapar. Evet yapabilir. O nedenle hekim kontrolünde bırakmak Olması lazım. Gerekir. Ve bir diğer izleyenimizin sorusu hocam demiş ki insan kendi kendine zamanla depresyondan çıkabilir mi? Çok hoşuma gitti bir soru. Birkaç yıl önce kendimi tamamen depresiftim şimdi daha iyiyim <laughs> e, demiş. Kitap istiyorum demiş. Kitap yok. Kitap yok ki daha <laughs> beklemedeyiz evet. bir ay sonra. Evet. evet. Şimdi çok bu da bence aslında bilinmesi gereken, konuşulması gereken bir konuya işaret ediyor. Şimdi depresif durum dediğimizde kitaplarda hani efendim depresyon var bir rahatsızlık olarak. Ama hayatın içinde bunlar böyle bir sıfır gibi var yok gibi olmuyor. Yani çeşitli noktalarda yer alıyor. Çünkü depresyon olsun veya diğer ruhsal rahatsızlıklar olsun bunlar doğal kategoriler değil yapay. Yani belli bir süreyi şiddeti sıklığı aşarsa bu bir rahatsızlık diyoruz. Dolayısıyla diyelim kişinin hafif düzeyde bir depresyon olup ya da orta düzeyde Hayat şartları e, rayına girdiği için o depresyon geçebilir. Kendisi o yaşam deneyiminde kendi kendine bir takım tecrübeler edinerek o depresif durumla baş etmeyi öğrenebilir. Çünkü insanlarda e, terapide yapmaya çalıştığımız şey ne? Düşünce ve davranış alanında değişiklik yapmak. Peki insanların düşünce ve davranışlarını değiştiren tek yol? Psikolojik tedavi değil, psikoterapi değil ya da ilaçlar değil. Hayatta değiştirir insanı, tecrübelerde değiştirir, dostluklarda değiştirir. Olumsuzluklar, kayıplar, ee, olumsuzluklar, yaşam olayları, okunan e, kitaplar, yani pek çok şey var. Ama tabii bazı durumlarda e, profesyonel destekle de ancak baş değişir. edemeyeceğini düşündüğü zaman. Evet. evet. Bu. Yani dolayısıyla e, olabilir. olabilir neden olmaz. Değil. Son soru 3 dakikam kalmış ama bununla belki toparlayalım hocam. 24 yaşında 5 yıllık evliyken psikoloğa gittiğimde depresyonun dibindesin dedi. Yardım aldım, hipnozla tedavimi bitirdim ama beni bu duruma sokan insanlarla hala bir arada bulunmak zorundayım demiş. Ara ara duygu durum bozukluğu yaşıyorum ve çok etkileniyorum. Nasıl baş edebilirim? Hayırlı yayınlar demiş. Yayının sonuna geldiğimiz için bir e, bitirmek evet. zorundayım. O Özel sözü bırakayım. Özellikle aslında az önceki soruda da vardı, şimdiki sorularda Hı. da var. Eğer biz kendi ruhsal durumumuzun bir dış kaynak tarafından belirlendiğine inanıyorsak işimiz zor. Beni bu hani beni sokan. depresyona sokan kişiler, ayrılıklar. Şimdi ayrılık yaşanmış. E, tabii ki istemeyiz. Ama o ayrılığı geride bırakmak gerek. İşte e, beni depresyona bakın e, hepimizi depresyona sokacak çok fazla şey var hayatta. Eğer e, ararsak buluruz bizim şeyimiz yani ruhsal olarak sıkıntı yaşayan insanlar bir şeyleri uydurmuyorlar. Evet var hayatta olumsuzluklar ama bizim daha çok yapmaya çalıştığımız şey terapide de algı düzeyinde bizim algımızı daha çok böyle istediklerimize doğru yönlendirmemiz, istemediklerimize takılıp kalmamamız, algı düzeyinde fark ettikten sonra da onu düşünmeye devam edersek, kafada kurmaya devam edersek, ee, maalesef çıkış yok çünkü o kaynak var yani bitmez hayatın evet. kendisinde. İstemediklerimizle uğraşmayı bırakıp Hı. istediklerimize yönelmemiz gerek. Ha istemediklerimizle tabii ki mecburen uğraşmak zorunda kalabiliriz ama oraya takılıp kalmamamız gerek. Oradan çıkmamız. Eforu gerek. daha az, daha evet. çok istediklerimize yönelmek. Evet. Yani hayatımızda değiştirebileceğimiz şeylere yönelmek, değiştiremediklerimizi Aynen. de yerinde bırakmak. Yani o beni o bana bunu yaşatan insanların yerine hayatta başka pek çok insan var. Bana daha iyi hissettiren evet. insanlar. Evet. Hocam şahane. Keşke bitmeseydi. Keşke daha çok konuşsak. Sağ olun, sağ olun. Çok soru gelmiş bu arada. İlgisi için izleyenlerimize teşekkür ediyorum hem kendi adıma hem sizin adınıza. Bir ay sonra Allah nasip ederse kitaplarınızı da burada size ağırlayacağız. Evet, Ve benim de söz verdi Hı. hocam evet. yayında. Canlı Yarsın canlı aldık sözü. Inşallah. i̇nşallah o hediyeleri de vereceğiz. Hı -hı. Hocam çok teşekkür Ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Ve bugün de vizayla sürenin sonuna geldik efendim. Adım adım insanda depresyondan kurtulmanın yollarını konuştuk. Umarım faydalı olmuşuzdur diyoruz. Ve efendim bir başka programda görüşmek dileğiyle sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.